Bunu da niye yaparlar ki anlamam. Sanatsal tripler. Ressammış. Ben göstereceğim ona ressamlığı. Toygar abi, sen bu yeni gelen çocuktan pek haz etmedin galiba. Pek haz etmedim Fethi. Nefret ettim, nefret. Öyle çala kalem bir şeyler çizip duruyor. Ondan sonra millete buyurun resim diye sunuyor. Kızlar da bir şey sanıyorlar. Uçuşuyorlar. Uuu. Doğru vallahi. Ayşegül yenge nasıl hayran hayran bakıyordu resimlere, değil mi Toygar abi? Sanki karşısında dünyanın en yetenekli ressamı duruyordu. Neredeyse kendini çocuğun kollarına salıverecek sandım. Sen de öyle sandın mı Toygar abi? Al şunu. Bu ne Toygar abi? Bu bir mor boya kalemi Naci. Ne yapayım ben bununla? Onu bolca gözlerin etrafına süreceksin. Çünkü ben sanatımla çok meşgulüm ve seni dövmekle vakit kaybedemeyeceğim. Diriltmeyin beni. Öyle resimmiş, sanatmış, yaptıklarını öyle bir şey zannediyorlar. E ben daha iyi yapıyorum. İşte kanıtı. Benim resmim onkinden daha iyi değil mi? Kesinlikle süper olmuş Doygar abi. Naci baksana şu balığa. Sanki canlı. Sanki birazdan çıkıp kıpır kıpır oynayacak. Fethi o balık değil, kuş. Deve kuşu mu? Deve. Naci, sana verdiğim kalem var ya, onu ortadan kır, paylaş kardeşinle. O gözler boyanacak. Toplayın şunları. Tamam, tamam. Belki resme yeteneğim olmayabilir. Ama sanat dediğin şey resimden ibaret değil ki. Heykeltıraşlık da bir sanat. E değil mi çocuklar? Haklısın Toygar abi. Hem heykeltıraşlık ressamlıktan daha zor. Hem heykel yapıyorsun, hem tıraş yapıyorsun. Yalnız benim anlamadığım bir şey var Toygar abi. Bence heykeltıraşlık hiç mantıklı bir şey değil. Niye Naci? E çünkü insanı tıraş edersin, saçı sakalı uzar ve bir daha tıraşa gelir. Ama heykeli tıraş edersin, saçı sakalı uzamaz ve bir daha tıraşa gelmez. Bence hiç ekonomik yönden yalnız iyi olmaz. Yalnız Toygar abi, ellerine sağlık. Sen bayağı kaptın bu heykel işini. Ciddi misin? Değil mi Naci? Baksana gerçek çekiç gibi. Fethi. Bu zaten gerçek çekiç. Naci bak. Asıl heykel bu. Bu ne heykel Toygar abi? Senin başına atacağım taş heykeli. Ne zor işmiş bu sanat ya. Hemen pes etme Toygar abi. Biz senin içindeki ışığı gördük. Sizin değil. Kızların görmesi lazım. Özellikle de birinin. Yani tam Selim'le bozuştular. Tam fırsatı. Ya bir şekilde bu fırsattan faydalanıp kalbine giden yolu bulmam lazım. Gol demem lazım. Tam fırsatı. Nasıl ya? Toygar abi. Ayşegül yengeden mi bahsediyorsun? Hayır Naci. Ayşegül yengeden bahsetmiyorum. Böyle sizin yüzünüzden kaybolmuş olan akli dengemden bahsediyorum. Sizi bana parayla mı verdiler ya? Ne parası ya? Kendimiz geldik. Kaçmayın! Tıraş edeceğim sizi! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.